Herkese merhaba diyerekten konuşmaya başlamak istiyorum. Dünya aşırı derecede değişiyor ve çok hızlı değişiyor. Ve bugün yapacağımız her şey bizim geleceğimizi belirleyecek. Ve dünya değişirken bu değişime ayak uyduramayanları gerçekten zor günler bekliyor. Ve dünyadaki bu değişimi tetikleyen de tamamen en başta teknoloji. Bütün dijital dönüşüm ve yapay zeka. O yüzden ben size önümüzdeki 20-25 dakika içinde dünya nereye doğru gidiyor teknoloji açısından, nelere dikkat etmemiz konusunda bazı bilgiler paylaşacağım. Öncelikle ben Tansu Yen, UiPath'te Avrupa Başkan Yardımcısı olarak çalışıyorum. UiPath, yapay zeka ve robot yazılımlar konusunda dünyada bu alanda lider bir kurum. Ben de ülkemizde bir bölge ofisinin başındayım ve buradan 30 ülkeyi yönetiyorum. Evet, yavaş yavaş başlayalım. Şimdi, endüstri devrimlerini yaşadık. Birincisi buhardı, ikincisi elektrikti, üçüncüsü o internet ve PC'nin girdiği dönemdi. Dördüncü devrimi ise tamamen çok daha akıllı cihazlarla tanıştığımız yapay zeka tanımladı. Açıkçası ta o trenler birinci buhar devrimiyle saatte 16 ile 20 kilometre hızla giderken hep endüstri devrimleri hız üzerine kuruldu. Elektrik devrimi, bilişim devrimi, şu anki içinde olduğumuz yapay zeka devrimi. Teknolojiye yatırım yapmamızın arkasındaki tek neden hız. Ve ne kadar hızlı olursak o kadar iş hayatında daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Ülkemiz daha hızlı ileri gidiyor. Ve hızı da teknoloji sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Biz dördüncü devrimdeyken aynı zamanda beşinci endüstri devriminin de tanımı oluşmaya başladı. Beşinci endüstri devrimi, bizlerin robotlarla ortak çalıştığımız, işleri paylaştığımız ama bizim robotları çalıştırdığımız bir devrimden bahsediyoruz. Yani robotlar bizim adımıza sıkıntılı, riskli birçok işleri üstlenecekler. Biz ise insani becerilerimizin olduğu birçok işleri üstleneceğiz. Ve dünyayı hep birlikte daha iyi yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışacağız. Robotlar bizi öldürecek mi vesaire, lütfen inanmayın. Robotlar tamamen yapay zeka yazılımları üzerlerine yüklü şekilde bizlerin faydası için çalışacaklar. Şimdi bütün şirketlerin 4 tane hedefi var. Beni izleyen hepinizin, eğer bir şirket sahibiyseniz, bir şirkette çalışıyorsanız ya da bir kurumda çalışıyorsanız hep de hedeflerimiz aynı. Birincisi ciroyu arttırmak, masrafları azaltmak. İkincisi çalışanlarımızın memnuniyetini arttırmak ki üçüncüsü en başta gerçekleşsin. Müşteri memnuniyetini arttırmak. Dördüncüsü de regülasyonlarla uyumluluk. Tekrar biraz önce bahsetmiş olduğum hız konusuna geri dönmek istiyorum. Bakın, bunları ne kadar hızlı gerçekleştirirsek o kadar daha şirketimiz başarıya ulaşıyor, şirketlerimiz başarıya ulaşıyor ve aynı zamanda ülkemiz ileri gidiyor. Her şeyin temelinde hız var. Şimdi COVID dönemi açıkçası hiçbirimizin beklemediği bir dönemdi. Her birimiz, tüm dünyada, bütün şirketler, bütün kurumlar, bütün bireyler bu döneme biraz hazırlıksız yakalandık. Burada da gene aynı sağlıkta konuştuğumuz gibi bir eğriden bahsediyoruz. Fakat bu seferki eğri yukarı doğru çekmeye çalıştığımız bir eğri. Burada işin en başında COVID'le birlikte çok ciddi şekilde bir krizle karşılaştık. Bütün kurumlar, bütün şirketler olarak tek bir hedefimiz vardı. Çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı tamamen bizim kontrolümüz altında mı, her şey yolunda mıydı? Daha sonra bunu öncelikle hallettikten sonra işlerimizin sürekliliğini nasıl sağlanabiliriz konusuna odaklandık. Daha sonra ekonomik yavaşlamayı görünce, işlerin daraldığını görünce acaba masrafları nasıl optimize hale getirebiliriz diye sorguladık. Şu anda ise bir yandan masraf optimizasyonu tüm dünyada odaklanan bir konuyken aynı zamanda işimizi bir daha böyle krizlere karşı nasıl dayanıklı hale getirebiliriz konusu çok önem kazanıyor. Ve bundan sonrasında ise yatırımları nasıl yapmamız lazım ileriye yönelik, bu fırsatı da aynı zamanda bu krizi nasıl bu fırsata çevirmeliyiz ve bir bakıma da kendi kurumumuzu nasıl geleceğin kurumu haline getirmemiz en önemli konu. Bu konular hakkında biraz bilgi vermeden önce sizlere, öncelikle yapay zekadan bahsetmek istiyorum. Yapay zeka biz insanları bir bakıma taklit etmeye çalışan, bizim beynimizi taklit etmeye çalışan bir bilişim alanı. Bakın, yapay zeka pazarı 2020'de 157 milyar dolarken 2024'te 300 milyar dolar olması bekleniyor. İlginizi çekti mi bilemiyorum ama eğer yazılım veya donanım üretmiyorsanız belki bir anda ilginizi çekmemiş olabilir. Ama şunun ilginizi çekmesi lazım. Birileri, yani 2020'de bazı kurumlar yapay zekaya 157 milyar dolar harcıyorlar ki bu sektör, bu 157 milyar dolarlık bir sektör haline geliyor. Yapay zeka yatırımı
Amerika'da yapılan ilk 500 şirketin, daha global 500 şirkete bakıldığında, bunların içinde %17'si yapay zekayı bütün şirketlerinin her yerinde kullanıyorlar. Ve bu şirketlerde ortalamada 375 çalışan var ve yıllık harcamaları $75 milyon. Yani çok önemli bir yapay zeka atılımı var. Yaygın kullanımı o kadar önemli ki birçok şirket dünyada yapılan en son araştırmalarda özellikle 1500 yöneticiye sorulmuş çok yakın bir zamanda %84 büyüme hedeflerini yapay zekayı tamamen kullanmazsak yakalamamız mümkün değil diyorlar. %75 yöneticisi ise eğer biz bunu tamamen bütün süreçlerimize entegre etmezsek, çalışma tarzımızı bunun üzerine kurmazsak iş hayatından silinebiliriz diyorlar. Evet, bırakın bir yere koyalım. Ama ben size yapay zekanın daha farklı bir boyutunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Gene yapılan bir araştırmaya göre yapay zekanın 2030'da dünya ekonomisine katkısı %14. Yani dünya ekonomisi %14'te yapay zeka sayesinde büyüyecek. Ve bu da $15.7 trilyon olarak karşımıza çıkıyor. $15.7 trilyon yapay zekanın bizlere sağlamış olduğu artan verimlilik sayesinde, ya bu da $6.6 trilyon tekabül ediyor. Bir de $9.9 trilyon da tüketime olan etkisinden gelmesi bekleniyor. Ne kastediyorum? Yani bizleri çok daha iyi tanıyan sistemler bizi devamlı alıma sevk edecek, bize birebir tekliflerde bulunacak ve bu sayede tüketimi de çok ciddi şekilde arttıracak. Peki ülkelere göre bu $15.7 trilyon ve ülkelerin ekonomisine ek katkısı nasıl olması bekleniyor diye bakacak olursak, tabii ki Çin tamamen çok ciddi şekilde üretim süreçlerine yapay zekayı kattığı için tamamen yapay zekaya odaklanmış durumda ve $7 trilyon 2030'da ekonomisine ek katkı bulunuyor ve tüm Çin ekonomisinin de ekstra %26 büyümesi, ek olarak %26 büyümesinin yapay zekadan gelmesi bekleniyor. Amerika ise $3.7 trilyon ek ekonomisine katkıda beklerken %15'te tüm o yılki ekonomisinin artması bekleniyor. Rakamlar böyle. Yani şunu kastetmek istiyorum. Tüm dünyadaki açıkçası şu anda rekabet, biz yapay zekayı nasıl üretimimizdeki verimliliğe kullanacağız ve aynı zamanda tüketicilere, sadece kendi ülkemizde değil, tüm dünyadaki tüketicileri nasıl etkileyeceğiz ki hem şirketimiz hem de ülkemiz bu yeni artan refahtan maksimum faydayı sağlayabilsin, alabilsin. Covid-19 dönemi başladığında Mayıs ayıydı. Fortune 500'ün bir çarpıcı bir araştırması meydana çıktı. Bir an önce araştırmadan bahsetmek istiyorum çok hızlıca. Ve bu araştırmada ekonomik aktivitelerin Covid-19 öncesi seviyelere dönüş zamanı sorulmuştu CEO'lara. Dediler ki birinci çeyrek 2022'den önce eskiye dönüş beklemiyoruz. Ve açıkçası birçoğumuz bu araştırmanın sonuçlarını gördüğümüzde eyvah bu kadar sürecek mi dedik. Tam da Mayıs ayının başında civarlarda. Ama şu anda görüyoruz ki biraz o rakamlar aslında doğruymuş ileri doğru giderken. Gene yatırımların 2019'a göre artış zamanı ne zaman olacak diye sorulduğunda CEO'lar 2021 demişlerdi. Ve gerçekten de şu anda tüm dünya bu gelecekteki şirketini kurabilmek için, kurumlarını daha kuvvetlendirebilmek için çok ciddi bir yatırım içinde. Bir başka bir şey daha sorulmuştu. Çalışanların çalışma ortamlarına tahmini dönüş zamanı ne zamandır diye. CEO'lar %26.2'si biz ofislerimizi temelli kapadık, artık evden çalışılacak diye cevap vermişlerdi. Ve Haziran 2021 itibariyle CEO'lar ofislere dönüşlerin %38.1 oranla gerçekleşeceğini söylemişti. Peki dijital dönüşüm çalışmalarınız nasıl gidecek bundan sonra dediğimizde CEO'lar daha o zamandan yani 2019 yılının Mayıs ayında biz tamamen gaza bastık %75'i. Çok hızlandırdık derken %25'i de biz zaten yeterince yatırımları yaptık. Yapay zeka konusunda zaten yapmadığımız kalmadı ve biz tamamen bu geleceğe hazırız şeklinde cevap vermişlerdi. Ve bu çalışmalar sahiden çok yoğun bir şekilde devam etti. Ve bakın bu da çok yeni yapılan bir araştırma. Yaklaşık 800 yöneticiyle Temmuz 2020'de tamamlanıyor araştırma. Sonuçları bu geçen ay, son bir ay içinde yayınlanıyor. %85 yönetici diyor ki dijital dönüşüm çalışmalarımız hızlandı. Evet, o ta Mayıs'taki çıkan raporu doğruluyorlar. Fakat bir başka bir şey daha çıkıyor. %67'si
yapay zeka ve otomasyon çalışmalarımızı çok ciddi şekilde hızlandırdık diyorlar. Yapay zeka ve otomasyon. O yüzden konuşmamın bundan sonraki bölümünü özellikle bu alanda şirketim çalıştığı için açıkçası biraz bu alana ayırmaya başlayacağım. Yani bize bu araştırma sonundaki %67 yapay zeka ve otomasyon ne anlatıyor, ne anlamamız lazım konusuna biraz değiniyor olacağım. Şimdi yapay zeka ve otomasyon yeni ekonominin olmazsa olmazı. Bunu ben söylemiyorum. Bunu Çin bütün ekonomisine söylüyor. Avrupa Birliği kendi dijital Avrupa tanımının içinde yer alıyor. Amerika bütün işletmelerine kuvvetli bir şekilde söylüyor. Yapay zeka ve otomasyon. Yapay zekayı biraz bahsettim. Tüm dünya nereye doğru gidiyor diye. Otomasyon ise açıkçası A'dan Z'ye şirketinizdeki bütün süreçlerin dijitalleşmesi. Yani bir bakıma yapay zekanın desteğiyle bunları robot yazılımların devralması ki bu sayede çok uzun zamandır vakit bilgisayar başında geçirdiğimiz vaktin bizlere geri verilmesi. Birazdan örnekleriyle bahsedeceğim. Bir ikincisi büyük veri. Büyük veriyi yıllarca konuştuk. Ve büyük veri bir bakıma açık 4. Endüstri Devrimi'nin de en temel taşı. Büyük veri geldikten sonra yapay zekada taşlar yerine oturmaya başladı. Ve büyük veri sayesinde birçok bilgiye çok daha hızlı erişebilir olduk. Fakat öyle bir dönemden geçiyoruz ki bu dönemde büyük veriyi hızlıca analiz edemeyen kurumların piyasaya çok hızlı ürün sürmesi ya da müşterilerinin geri bildirimlerini dinlemesi çok da mümkün değil. Bir başka konu 5G. 2020 sonu itibariyle tüm dünyada 5G'ye bağlanmış olan kişi sayısının 1 milyar kişi olması bekleniyor. 5G neler getirecek? Gelin biraz bahsedeyim sizlere. 5G tüketici tarafında çok enteresan gelişmelere neden olacak. Bunlardan bir tanesi mesela sanal kişileri bir anda odamızda göreceğiz. Bunlar çocuklarımızın belki öğretmenleri olacak ya da bir sanatçının odamızda konser vermesi gibi konular olacak. Bir başka şey, herhangi bir şey internetten alırken alacağımız mesela mobilyalar bir anda hologram olaraktan odamızda belirecek. 5G'nin bize sağlayacağı bir başka şey, bitkiler artık ilk kez parmak kaldırıp ben çok güneşten kurudum, lütfen beni ıslat deyip ıslatma mekanizmasını çalıştırıyor olacaklar. Fakat 5G'nin bizlere getireceği bir başka önemli şey de özellikle 1 milisaniyenin altına düşen gecikme zamanından dolayı mesela önümüzdeki araba frene bastığında onun içindeki sim kart bizim arabamızdaki sim karta haber verip daha biz insan olaraktan bu frene basamadan bizim frenimize yavaş yavaş basılıyor olacak. Evet buraya kadar güzel ama peki ülkemizde durum nasıl, biz nelere doğru gideceğiz ya da tüm dünya 5G'de nereye doğru gidiyor? Açıkçası şunu itiraf etmem lazım. 5G biraz önceki anlatmış olduğum senaryolar bazında çok hızlı büyüme göstermeyecek. Ama 5G işletmeleri çok ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle işletmelerde robotların kullanılması, robotlara hızlı talimatlar verilmesi, otonom araçların bir yerlerden bir yere gitmesi, görsellerin, herhangi bir alandaki bilgilerin şirket merkezine akması ki bunlar için de yani mesela bir belediyeye herhangi bir elektrik direğinin lambasının ben patladım beni hemen birisine onarsın diye mesaj göndermesinden tutun. Herhangi bir yerde trafikle ilgili gelişmelerin çok hızlı bir şekilde görsel olaraktan gene başka bir merkeze aktarılıp hatta belki elimizdeki kullanmış olduğumuz uygulamaların düzenlemesine kadar. Biz de ülkemizde diğer bütün ülkeler gibi açıkçası öncelikle işletmelere 5G teknolojilerini tanımlayacağız. Yani çünkü bunun başka bir çözümü yok. Yoksa çok ciddi şekilde fiber hatlarını döşüyor olmamız lazım. Bu zamanla gelişecek ve zamanla biraz önceki söylemiş olduğum alanlara doğru gidişat başlayacak. Peki 2021 gerçekten yapay zeka, otomasyon, büyük veri ve 5G'nin de bizlere ne getireceğini anlamak açısından çok önemli bir yıl. Ve her birimizin burada özellikle bu yılın başlangıcıyla birlikte şu ana kadarki yaptığımız birçok şeyi unutup teknolojiye özellikle bu üç şapka altında bakıyor olmamız lazım. Yazılım robotları neler yapar? Bunu bahsetmemin nedeni şu, birazdan önemli bir yere bağlayacağım. Herhangi bir uygulamayı çalıştırıp kullanabilir. Çalışanların dijital asistanı olur. Yani WhatsApp'ta bile size yardımcı olur. Bütün işlerinizi bir bakıma gerçek asistanmış gibi yapmaya başlar. Yani sizin için sunum hazırlayabilir, iş sunumları hazırlayabilir, pazarlamayla ilgili bilgilerinizi internetten toparlayabilir, veri tabanından okuyabilir, veriyi işleyebilir, uygulamaları birbirine bağlayabilir.
Ama en önemlisi farklı yapay zeka servislerini kullanabilir. Ve bu sayede bir içsiz yapay zekanın ne olduğunu odaklanmadan istemiş olduğunuz herhangi bir çözüm bir anda tamamen şirketinizin merkezine iner. Dosyaları klasörlere sınıflandırabilir. E-postanızı açar, eklerini okuyabilir. Başka robot şirketlerin robotlarıyla çalışabilir. Mesela iki şirket tamamen muhasebedeki mutabakat dönemini iki robotun birbirleriyle konuşmasıyla gerçekleştirebilir. PDF ya da elektronik postadaki verileri işleyebilir ve birçok şeyleri gerçekleştirebilir. O yüzden otomasyondan biz genelde şunu kastediyoruz. Yani öncelikle otomasyonu bütün süreçlerinizi hızlandırmak için çok ciddi bir şekilde önemlilik sırasını alın. Ve dijital dönüşümü hızlandırmak için öncelikle bir otomasyon yönetim merkezi kurun. Ve otomasyon yönetim programını bu otomasyon yönetim merkezi başlatsın. Ve çalışanların robot yazılımları kullanmasını sağlasın. Ama bunu derken yani mesela bir yerdeki bir bölümde oturmuş, devamlı gelen faturalara bakıp o faturaları Excel'e taşıyan arkadaşı da kurtarsın. Ya da birçok şeyi şirketinizdeki sunum hazırlanmasından tutun, devamlı birisinin ekranı okuyup acaba şirketimize bir saldırı var mı diyen arkadaşları da masasından kaldırsın. Ve çalışanlar robotları kullanmaya başlar. Çalışanlar o kadar enteresan ki ülkemizde şu anda bizim birlikte çok yakın çalıştığımız ülkemizin 250 ileri gelen kurumu var. Hep genelde robot sayıları birkaçla başlamışken bugün 50'lere, 100'lere çıkan robotlara ulaştılar. Neden biliyor musunuz? Çünkü çalışanlar yeni robot kullanımı konusunda bir anda önerilerde bulunmaya başlıyorlar. Ve bu bir süre sonra da çalışanlar diyorlar ki ya bir dakika diyorlar biz kendi robotumuzu yapamaz mıyız? Ve bunu da eğer çok basit bir bilgisayar kullanım bilgisi varsa çalışanlar kendi robotlarını da yapmaya başlıyorlar. Bu sayede ne oluyor? Şirket ileri gidiyor. Şirket ileri gittikçe, hızlandıkça müşteri memnuniyeti artıyor. Biraz önce bahsetmiş olduğum şekilde çalışan memnuniyeti artıyor. Verimlilik artıyor ve de büyümeye başlıyor bütün her bir şey. Bütün şirket. Ve gerçekten otomasyonun olduğu şirketler çalışanlarını bilgisayar başına hapsetmiyorlar. Çalışanlar tamamen o insani becerilerini kullanıyorlar. Şimdi buraya kadar belki beni dinlememiş olabilirsiniz diyelim. Dinlediğinizden eminim. Umarım dinlemişsinizdir bu arada. Ve ben genelde her ne kadar yıllardır teknoloji pazarında çalıştıysam da genelde çok basit bir dil kullanmaya çalışıyorum. Ama şu sorularla da karşılaşmıyor değilim. Yani sadece bizim ülkemizde değil, 30 ülkeyi yönettiğim için birçok farklı ülkenin yöneticilerinden de. Ya Tansu Bey, bu IoT, nesnelerin interneti, yapay zeka, ondan sonra büyük veri vesaire bunlar bizim için kavraması çok zor şeyler. Ben de diyorum ki bakın özellikle COVID-19 sonrası olan dönemde lütfen göstergelerinizi değiştirin. Bakmış olduğunuz göstergeler daha farklı olsun. Ne mi olsun? Mesela şirketin veriye ne kadar hızlı erişiyor ve ne kadar hızlıca karar alabiliyor o verileri analiz edip. Ya da bir ikincisi, şirketimin bilgisayar teknoloji altyapısı ne kadar esnek? Ben herhangi bir krizde ya da ihtiyaç olduğunda onu çok hızlıca büyütüp ya da küçültebiliyor muyum? Siber güvenlik açısından şirketim tamam mı? Daha geçenlerde okuduk Pfizer aşısına tekrar başvurulduğu yerden bilgilerin çalındığını. Bir başka şey, dördüncüsü. Bir anket yapıldı sektörünüzde ve sizin şirketiniz dahil olmak üzere müşterilere soruldu. Aklınıza bu şirketlerden hangisi en dijital olarak geliyor? İşte o aşamada sizin şirketiniz bir numarada çıkıyor mu? Ya da sizin bizzat bakmanız gereken şey, dijitaller kanallardan gelen ciro oranınız yükseliyor mu, artıyor mu? Ya da müşteri başına gelen ciro dijital kanallardan ne kadar yüksek? Çalışanlarımıza böyle güzel mobilyalar, sandalyeler sunuyorduk ya. Peki şimdi dijital ortamda eğer uzaktan çalışıyorlarsa, aynı zamanda çoğu kez de çalışmak zorundalar. Çünkü sadece herkes ofisten çalışamıyor. Kimi şirketler tamamen eve taşımış durumda ya da işte dönüşümlü çalışıyoruz. Ama onlara orada keyifli bir ortam sunuyor muyuz dijital ortamda? Süreçlerinizi yapay zeka ile otomasyona geçirdiniz mi? Herhangi bir kriz anında ne olursa olsun, Allah korusun daha da kötüsü olabilir, sistemlere erişim var mı herhangi bir yerde? İnovasyonu dijital olarak yapabiliyor musunuz? Ekosistem entegrasyonunuz, yani bütün iş ortaklarınızda dijitalleştirme sorularının hepsinin evet olması lazım. Robotlar geliyor ve iki şey belirtmek istiyorum size burada. Robotlar işlerimizi alacak mı sorusunu çok soruyorlar bana. Alabilirler ama doğru becerileriniz varsa daha da iyi bir kariyeriniz olabilir. Yapay zeka önümüzdeki 10 yılın en önemli iş fırsatı. Bakın iki rakam.
97 milyon yeni iş meydana çıkaracak robotlar 2025'te, 85 milyon iş yok olacak. Ve biz 2025 yılında %50 robotlarla işleri paylaşacağız. Ama bir sıkıntı var. Ona da çok önemli, bu sunumun en altına koydum. %50 çalışanlarımızın becerileri önümüzdeki 5 yıl içinde güncellenmek zorunda. Eğer bunu, bu sunumu birey olarak izliyorsanız, lütfen yapay zeka ve bu yeni teknolojiler konusunda çalışmaya başlayın. Eğer bir işveren olarak izliyorsanız, bir yönetici olarak işliyorsanız, aynı yurt dışındaki şirketlerin yaptığı gibi şirketinizde çalışanların becerilerinin artması yönünde programları bir an önce başlatın. Peki robotlar gelecek, işte birçok işler konusunda hazır olmamız lazım. Sadece analitik konuda mı hazır olmamız lazım? Hayır, aynı zamanda eğitimden başlayıp hangi yaşta olursak olsun kreatif zeka konusunda da çok iyi hazır olmamız lazım. Çünkü bizim insanlar olaraktan robotlara karşı en önemli kuvvetli tarafımız kreatif zeka olacak. Ve bugün ya çok yakın zamanda bir gene 500 CEO'ya yapmış olduğumuz araştırma şunu söylüyor. Biz diyorlar sadece teknik olmayan alanlarda da yapay zeka becerisine bakacağız. Ama kreatif zeka her zaman en önem kazanacak. Ne kastediyorum? Meraklı olması lazım kişilerin. Yani devamlı sorgulaması lazım. Gerçeklerin arkasında bir şeyler araması lazım. Israrlı olması lazım. Sonuna kadar ben gideceğim demesi lazım. Ve hiçbir zaman yarı yolda bırakmaması lazım. Kendini düzenli geliştirmesi lazım. Yapay zeka konusunda, yeni teknolojiler konusunda, tüm dünya nereye doğru gidiyor konusunda. Paylaşımcı olması lazım. Yani arkadaşlarıyla projelerini paylaşması lazım. Öğretmeniyle ya da iş ortamında patronuyla ya da yöneticileriyle ve onlardan geri bildirim alması lazım ve bu geri bildirimi tamamen geliştirmiş olduğu fikirlerin ürünlerin içine koyması lazım. Bir de hayal kurması lazım. Sezgisel içgüdüsü kuvvetli olması lazım. Hayal kurup geleceği devamlı peşinde koşmaya çalışması lazım. Hatta hayallerinin biraz daha ötesine gidip ya ben herhangi bir şeyi nasıl da daha iyileştiririm demesi lazım. Ben bu aşamada duruyorum çünkü yaklaşık 2 yıldır kendisini tanıdığım çok değerli bir genç kızımızı buraya davet etmek istiyorum. Açıkçası genç kızım diyorum ama bir bakıma benim arkadaşım kendisi. 2 yıldır düzenli olaraktan her ay arada sırada ya konuşuyoruz ya mesajla eş tokuşu yapıyoruz. Gerçekten Anadolu'da hayal kuraraktan inanılmaz derecede başarılara imza atmış ve çok çok etkileyici bir arkadaşım. Evet. Elif Eda Güneş'i konuşmasını buraya yapmak üzere davet etmek istiyorum. Merhaba, teşekkür ederim öncelikle. Ben Elif Eda Güneş, 19 yaşındayım. Yozgat'ın küçük bir köyünde doğdum, büyüdüm. Ortaokula kadar orada eğitimimi tamamladım. İlkokulu birleştirmiş bir sınıfta okudum ve her zaman hayalleri olan bir çocuktum. Hayallerim de genelde uçuk kaçık oluyordu ama sürekli gerçekleştirmek istediğim hayallerim vardı. Örneğin dünyayı değiştirmek. Her zaman dünyayı değiştirmek istediğimi söylüyordum çevremdeki insanlara. Genelde bana gülüyorlardı tek başına dünyayı değiştirebilir misin diye. Bugün dünyayı değiştiremesem de birkaç şey yaptım kendi çapımda ve bunu anlatmak istiyorum. Öncelikle dünyayı değiştirmek istediğimi söylemiştim ve bunun için adımlar atmam gerekiyordu. 8-9 yaşlarında yani okumayı yeni öğrenmişken köydeki kadınlara okuma yazma öğretmeye başladım. Çünkü kadınlar haklarını savunabilmesi için bilinçli olması gerekiyordu ve haklarını öğrenebilmeleri gerekiyordu. Daha sonra bir şey fark ettim. Ben öğretmeyi, bildiklerimi aktarmayı çok seviyorum. Bu yüzden daha fazla çalıştım ve 8. sınıfta çok çalışarak Kayseri'de bir liseye yerleştim. Bu lisede yazılım denen şeyle tanıştım. Liseye gitmemle birlikte bana bir telefon alındı ve ben bu telefonu nasıl kullanacağımı bilmiyordum açıkçası. Bu yüzden de yazabildiğim kadar Türk bilim insanına mesaj attım çünkü yabancı dilim de yoktu. Daha sonra onlardan aldığım dönüşle daha fazla cesaretlendim. Hatta bir bilim insanımızın sosyal medya hesabında bir ekiple tanıştım ve ekibe başvuru formunu 6 kez yolladım. Çünkü hiçbir şey bilmiyordum, evet. Ama öğrenebileceğime emindim çünkü neden yapamayalım? Herkes bence istediği her şeyde başarılı olabilir. Daha sonra ekibe alınmamla birlikte yazılım denen şeyle tanıştım.
Daha önce dünyayı değiştirmek için bir sürü şey yapmıştım. Sporla ilgilenmiştim. Acaba sporcu olursam dünyayı değiştirebilir miyim? İnsanlara dokunabilir miyim diyordum. Veya tiyatro, sanatla uğraştım. Ama yazılımı görünce işte bu dedim. Hani dünyayı değiştirebilirim, insanların hayatlarına dokunabilirim. Bu yüzden de burada ilerledim. İlk başta bilgisayarım yoktu. Bu yüzden ben de ilçeden indirdiğim PDF'leri başka bir kağıda geçirerek fonksiyonlarını, Python öğrenmeye başladım dil olarak, fonksiyonlarını geçirerek veya yazılmış kodlara bakıp sıralamalarını öğrenerek devam ettim. Daha sonra bana bilgisayar alındı ve onunla Udemy, Udacity gibi platformlardan kurslar alarak öğrenmeye devam ettim. Bu süreçte gerçekten başarılı olmak istiyordum ve iyi bir şekilde öğrenmek istiyordum. Bu yüzden de lise 2. sınıftayken Erciyes Üniversitesi'ne giderek orada eğitim almak istediğimi, algoritma dersine girmek istediğimi söyledim ve çok değerli bir hocam kabul etti, başka bir hocaya yönlendirdi. Orada algoritma dersine girdim. Daha sonra sürekli üniversiteye gidip gelmemle birlikte başka değerli bir hocamla tanıştım ve onun sayesinde Erciyes Teknopark'a bir proje sunarak girdim. Bu projenin amacı gizli buzlanmada araçların kontrol kaybını önleyen, kontrol kaybında doğru manevralarla aracın düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlayan bir sistemdi. Daha sonra birkaç aksilikten dolayı bu sistemi devam ettiremedim ve ben de bu sırada Kelebek Etkisi adında bir projeye başladım. Kelebek Etkisi'nin amacı köy okullarını gezerek oradaki çocuklara bilim ve teknolojiyi aşılamaktı. 1000'e yakın öğrenciyle orada buluştum. İlk önce köy okullarıyla başladım. Daha sonra onkoloji servislerine de gittim. Oradaki çocuklara umut vermek istedim. Çünkü insanı hayatta tutan şey umutlarıdır. Benim de umudum olduğu için belki bugün buradayım ve bu konuşmayı yapabiliyorum. Çünkü kim ne derse desin asla vazgeçmedim. Ben de bu yüzden o çocukların yanına gittim ve onlarla bir şeylerimi paylaştım. Daha sonra eğitimime devam etmem gerektiği için ara verdim. Ve bu arada da üniversite sınavına hazırlandım. Şu an çok değerli bir okulda girişimcilik okuyorum. Bir yandan Kelebek Etkisi'ne devam ediyorum. Fiziksel olarak gidemesem de online olarak katılıyorum derslerine ve artık onlarla bütünleştim diyebilirim. Bir okula birden fazla gittiğim de oluyor. Çocuklar beni unutmuyor. Size bir anımı anlatmak istiyorum. Çok mutlu oldum ve bence hedefime ulaşabildiğim bir anı. Şöyle, ben onkoloji servisindeyken bir çocukla tanışmıştım ve bu çocuk durumu çok iyi değildi açıkçası. Ama ben ona sürekli bir şeyler anlattım. Sürekli başarılı olabileceğini, buradan çıktıktan sonra onu çok büyük bir hayatın beklediğini anlattım. Çocuğa hiçbir şey olmadı. Çocuk yaşamaya devam etti ve hastaneden çıktıktan sonra 5 ay sonra beni aradı ve bana teşekkür etti. Tekrar görüşmek istediğini söyledi. Bir çocuk, düşünün, bir sürü arkadaşı olabilir, ailesi var. Beni unutabilirdi ama unutmadı çünkü gerçekten hissettiklerimi ona aktarabildiğimi düşünüyorum. Şimdi tekrar pandemiden dolayı gidemesem de şu anda başladığım yapay zeka projeme devam ediyorum. Yakında patentini almak istiyorum inşallah. Ve bu şekilde ilerliyorum. Ben bu yolculukta şunu öğrendim. Hatta Kelebek Etkisi projemin amacı da, işte yapma amacım da buydu. Dünyayı değiştirmek istiyorsak, ülkemizi değiştirmek istiyorsak, insanları değiştirmek istiyorsak önce çocuklardan başlamalıyız. Ben bu yüzden her zaman çocuklardan yürüdüm ve her zaman onlara destek olmak istedim. Ve bundan sonra da bunu yapacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.